Seçim dönemleri geldiğinde belediye başkanları halka vaatlerini anlatır. Hepimiz de buna alışığız aslında. Hiç görmediğimiz belediye başkanlarını o dönemlerde görmeye başlarız. Sokaklarda gezerler, bize projelerini anlatırlar, detaylar verirler. Halktan da gibi gözükmeye çalışırlar. Şimdi tüm bunları biz de vatandaşlara soracağız. Sizce Manisa'daki belediye başkanları vaatlerinin kaçını hayata geçirdi? Mesela bu 40 seneye geçkindir bu Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Fatih Mahallesi, Hafsa Sultan Mahallesi. Bunlara imar gelecek diyorlar. Bir türlü imarı getirmediler. Ben onda şikayetçiyim. Ya her tarafa geldi. Şimdi kendi yandaşları oldu. Ben söylediğim vakit belki zorlarına gidecek. Şimdi yandaşları olduğu vakit yapıyorlar. İmarı getiriyorlar ama gariban vatandaşa geldi mi çıkartmıyorlar. Artık bilmiyorum neyin nesi olduğunu ben de anlamadım. Ben 45 senedir Atatürk Mahallesi'nde oturuyorum, okulun yanında oturuyorum. Gidiyorum soruyorum, Mehmet Çerçi'ye soruyorum, Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor. Ona soruyorum, o diyor belli değil daha. Yani siz bilmedikten sonra ben mi bileceğim yani bunun imarın gelip gelmeyeceğini. Kendi ailesi, kendi aile şirketine şey yapmış yani. Siz kendi ailenizi düşünüyorsanız biraz da vatandaşı düşünün. Vatandaştan yana biraz da çalışın. Yani vatandaştan o istemeye gelince geliyorsunuz, istiyorsunuz, biz böyle yapacağız, böyle yapacağız. Cengiz Ergün, şu Gediz'i ilk geldiği dönemlerde onun projesinde Eskişehir gibi böyle yapacağım, edeceğim diyordu. Hiçbir tanesini yapmadı. Yani belirli bir hizmetti zaten. Kaldırımı her gelen kaldırıyor, yıkıyor, yapıyor. Bu hizmet değildir. Hizmet demek vatandaşa hizmet edeceksin. İşte önemli olan şeyleri sen onları yapacaksın. Bu imari meden getir o zaman. O halkı, o garibanları da sevindir. Sen kendi ailesini çalışıyorsun ya ne güzel. Biraz da vatandaşı çalış. Bu imari getir o zaman. Niye getirmiyorsunuz? Önünüzü kesen mi var? Engel mi var? Manisa'ya misafir olarak geldim. Efendim 4-5 gün Manisa'nızı gezip dolaşıyorum ama Manisa'nın belediye başkanlarından memnun değilim. Şöyle memnun değilim, dedim ya birkaç gündür gezip dolaşıyorum, temizlik yok. Ve bir de parklarda örneğin oturacaklar, kanepeler çok yetersiz geliyor. Efendim örneğin lavabolar, yani tuvaletler, örneğin bunlar ücretsiz olması gerekir. Efendim lavaboların, tuvaletlerin önlerine evet belediye kiraya vermiş. 5-10 kuruş kira alıyor. Belediyeye herhangi bir katkıda bulunuyorlar. Ama bu katkının haricinde vatandaşlar da bu konuda rezil oluyor. Nasıl rezil oluyor? Birkaç yerlerde bir tuvalet var. Efendim millet gidiyor 2,5 liraya. Efendim 2 liraya tuvalete giriyor. Onun için hani belediye başkanları hep koltuk, koltuk, koltuk. Ya insan koltuğundan şöyle bir kalkar da şöyle bir vatandaşın arasına bir mahalleyi şöyle bir gezer dolaşır. Hep koltukta oturmakla, efendim makam arabasına binip de sağda solda yemek yemekle, efendim bir kısım yerlerde yani şeylere katılmakla bu işler yürümez.